Değerli izleyenler, mutlu akşamlar. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan karşınızdayız. Yine bir Anadolu Yolu programıyla karşınızda olacağız ve yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Bu programımızda yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı vatandaşları konuşuyoruz. Oturum izni alma süreçlerini, sigorta nasıl yaptırabilirler bunları konuşuyoruz. Sigorta poliçelerini, göç idaresiyle ilişkileri nasıl oluyor? Türkiye'yi neden eğitim için tercih ediyorlar, yatırım için tercih ediyorlar? Veya sağlık turizmi açısından tercih ediyorlar ki bu sağlık turizmi noktasında Sağlık Bakanlığı'nda ciddi çalışmalar var. Bunları konuşuyoruz. İzlemesi gereken yolları konuşuyoruz yabancı vatandaşların. Bu hafta yine iki değerli konuğumuz var. Yavuz Çelik, Çelik Sigorta Genel Müdürü. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve Mevlan Bahattin Bey var konuğumuz. Sigorta danışmanı. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve aynı zamanda Iraklı Kerkük'lü Mevlan Bey. Onu da belirtmiş olalım. Irak'ı konuşacağız, Kerkük'ü konuşacağız bu hafta. Türkiye'den yurt dışına giden vatandaşları konuşacağız. Mal varlıklarını konuşacağız. Konuları masaya yatıracağız. Sizler de eğer soru ve görüşleriniz olursa hem e-posta adreslerimizden hem de Twitter'dan Anadolu Yolu etiketiyle Twitter'dan bir soru, görüş, öneri varsa yazabilirsiniz. Programımız yettiği ölçüde onlara burada yanıt vermeye çalışırız efendim. Yavuz Bey sizinle başlayalım efendim. Ha şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Hı-hı. Programımızın içerisinde telefon bağlantılarımız da olacak. Irak ordusundan emekli bir generalimiz Bahattin Bey konuğumuz olacak. Onunla da Irak'da yine telefonda bir süre konuşma fırsatımız olacak. Sizinle başlayalım. Türkiye'den yurt dışına gidişler, göçler. Bunları konuşalım efendim. Şimdi hep yurt dışından Türkiye'ye gelenleri konuştuk da biraz da Türkiye'den çıkanları konuşalım. Bir artış var mı? Rakamlar nasıl yorumlarsınız? Memnuniyetle. Siz de hoş geldiniz Gülfem Beyciğim. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bahsettiğiniz gibi sürekli haftalardan bu yana ülkemize gelen insanlardan bahsettik. Türkiye'ye göç eden düzenli veya düzenli göç kapsamında Türkiye'ye gelen insanlardan bahsettik. Bunu bütün detaylara da irdeledik. Onların günlük yaşantıları nasıldır? Burada karşılaştığı zorluklar nelerdir? Tek tek bunları irdeledik birlikte. Konuklarımızın da katkılarıyla. Fakat bir de gözden kaçan ve dikkatimizi aslında çekmesi gereken hususlar var. Türkiye'den dışarı olan göç. Bu dalgada da hakikaten bir artış var. Bu gözüküyor. Enteresandır. Gerçi İstatistik Kurumu daha sonradan bunu rakamlar aslında böyle değildir dedi ama bir açıklanan bir veri var. Veriler diyor ki 2017 yılında kıyasla 2018'de Türkiye'den göç eden insan sayısında %42'lik bir artış meydana gelmiş. Şimdi bu insanlar tabii ki giderken şöyle bunlar bir kısmı yeteneklerini götürüyor. Yetenekleri beraber gidiyor. Bir kısmı da varlıklarıyla beraber beyin gidiyor. Göçü, beyin göçü, ekonomik evet. Göç gibi oluyor. Ve sermaye göçü bu şekilde sermaye gerçekleşiyor. Göçü. Ve küresel varlık göçü sıralamasında enteresandır. Şu an İstanbul 7. sıraya yükselmiş dünya ölçeğinde. Ciddi bir artış var. Hatta 2016 ve 2017 yıllarında yurt dışına göç eden $12 bin milyonundan bahsediliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan $12 bin milyonundan bahsediliyor. Bunun dışında beyin göç kapsamında giden oldukça fazla sayıda insan var. Hatta bu sayı son açıklanan rakam 252 bin kişi dolayında bir rakamdan bahsediliyor. Tabii bu yani ben gezmeye gideyim, bir Avrupa'yı bir dolaşayım, nerelere gidebilirim acaba diye. O düşünce giden insanlar değil, yaşamını artık yurt dışında sürdürmeye karar veren insanlar. Bahsettiğim gibi hem yeteneğiyle hem de varlığıyla birlikte. Ve bu giden varlık ve sermayenin gittiği yerler de çok enteresan. Bunlar Avrupa ve Avrupa dışında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor bu sermaye. Sermayenin göçü bu şekilde yönlenmiş. Dağılıyor. Evet, evet bu şekilde yönlenmiş. Şimdi buna karşılık da tabii her ülke gelişen olaylara karşı kendi duruşunu farklı sergiliyor. Mesela İngiltere'ye burada örnek verelim. Şunun farkındalar. Yani bu dünyada bir göç dalgası var. Bu sadece Türkiye'ye karşı yapılan göçlerle alakalı değil. Dünya ölçeğinde birçok ülkeye yapılan göçler var. Ve Türkiye'deki göç dalgasında insanlar nerelere gidiyor ağırlıklı? Birey olarak Yunanistan, Portekiz ve İspanya. İnsanlar oradan konut ediniyorlar, konut alıyorlar. Bir de orada şöyle bir uygulama var.
İşte alacağınız konut ülkeye göre değişiyor. Biz nasıl ki burada vatandaşlık veriyoruz 250 bin dolar bu konut alan kişilere. Orada da bu konut alımlarına karşılık bunlara aileleriyle birlikte işte erkeğin annesi babası, eşin bayanın annesi babası ve çocuklarına 5'er yıllık oturum izni veriyorlar bu şekilde konut alanlara. Ve ağırlıklı da bu 3 ülkeye gidiyor bizim insanlarımız. Şimdi bir husus daha bizim dikkatimizi çekiyor. Şimdi bu göç dalgasında, yurt dışına olan göç dalgasında sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gitmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kadar bizim buraya gelip yerleşmiş insanlardan da, yabancı vatandaşlardan da göç edenler var. Ya sadece Türklerin göçünden değil, tabii yani Türkiye'de değil. Yaşamaya buraya başlamış. Başlamış, her şeyini burada kurmuş, eğitim anlamında gelmiş ve yatırım anlamında gelmiş. Onlardan da bir göç dalgası mevcut. Bunların ağırlıklı olarak da Irak vatandaşları ön planda geliyorlar. Tabii az önce söylediğim bu örneği İngiltere bu dünyadaki var olan göç dalgasına karşı kendisini şekillendirmiş. Şöyle bir karar almış. Bu vize sistemini biraz kolaylaştırmış. Yani artık diyor İngiltere ben insanın ülkesine göre, tabi olduğu millete göre değil, kendi yeteneklerine göre artık ülkeme insan alacağım diye bir karar vermiş. Dolayısıyla da bu göç dalgasında da kendisine has belli seçicilikte davranıyor. Yani ihtiyacı olan insanları kendi ülkesine gelmesi için de bir yere teşvik ediyor. Şu iş kolunda benim şu insana ihtiyacım var diye böyle teşvik ediyor. Yani var olan göç dalgası yani sadece Türkiye'de sınırlı değil. Türkiye'ye gelen insanların yanında hakikaten yani insan nüfusunun bu göç anlamındaki hareketleri oldukça fazla. Her ülkeye insanlar göç ediyorlar. Ve belli ülkelerde bunu fırsat olarak değerlendiriyor. Yani İngiltere bir fırsatçılık, fırsat, evet, fırsat olarak değerlendiriyor. Yani. Tabii ki, kesinlikle. O alanlarda mesleğine göre istihdam da ediyor. Ediyor ve ihtiyacına has böyle insanlara vize rejimini yumuşatmış. Yani şu yetenekte olan insanlar ben vize vereceğim ama şu gruptaki insanları sermayesi de olsa ben almayacağım demiş. Öyle bir karar almış kendisi. Bu şekilde bir uygulama modeli ortaya koymuşlar. Yani böylesine ciddi bir hareketlilik var dünya nüfusunda ama şimdi geçmişe baktığımız zaman hep bu göç dalgaları, büyük göç dalgaları büyük yıkımlardan önce başlamış. Dünyanın her ülkesi de böyle olmuş. Büyük yıkımlardan önce insanlar bunu hissetmiş, bunu görmüş. Özellikle sermaye grupları işte kendi ülkesinde sermayenin geleceği açısından kendisini çok rahat hissetmemiş ve farklı ülkelere göç etmiş. Bu anlamda da hakikaten yani Türkiye'den dışarıya ciddi anlamda bir sermaye göçü mevcut. Şu an görüyoruz bunu. Evet. Hatta burada isim vermek de istemiyorum. Bu göç dalga içerisinde sadece bu şeyler değil, bu sermayesinin göç etmesi değil. Kendi firmasını yurt dışındaki bir ülkedeki kurduğu firmaya aktarıyor. İşte hiç olmazsa Türkiye'de bir takım denetimden dışında kalırım. O ülkede kendi merkezini taşımak suretiyle diyor. Bu tür bir hareketlilik ve bu tür bir yaklaşımda mevcut söz konusu. İşte bu konu kesinlikle aslında irdelenmesi gereken bir konu. Yani insanlarımız 2016-2017 yılları dedik. Bu yıllarda sermayede ciddi bir gidiş olmuş. Bu insanlar neden gidiyorlar buradan? İşte o yaşanılan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o tarihe denk geliyor. O tarihlerden sonra bir sermaye göçü meydana gelmiş. Veya yetenek diyelim. İşte insana kendi yeteneğini götürüyor. Bu beyin göçü özellikle son dönemlerde beyin göçü arttı, hızlandı. Tabii ki bunun gelecek kaygısından ziyade biraz da işin ideolojik bir boyutu da var bu göç dalgasının. İşte Türkiye'nin mevcut yapılanması veya mevcut geldiği konum vesaire bu alanda insanlar kendilerini çok da demek ki gelecekle alakalı güvende görmüyor. Türkiye onları ya mesela özellikle göç, beyin göçü konusunda ya da sermaye göçü konusunda tekrar Türkiye'yi kazanmak yani yetenek diyoruz mesela. Tabii bu yetenekli ki. Kişilerin tekrar Türkiye'ye kazanması. O zaman şimdi İngiltere oturmuş bir program çıkarmış anlattığımız evet, gibi. Evet. Türkiye'nin de böyle bir program yapması. Hem gidenlerin tekrar gelmesi hem de yabancı gelecekler için bir sınıflandırma yapması noktasında böyle işte yetenek, doktor, avukat, hakim neyse işte artık inşaat mühendisi bunu da yapması gerekiyor mu Türkiye'nin? Kesinlikle yani bunun yapması ve bunu planlamanın yolu da yatırım yapmaktan geçiyor. Yani Türkiye'de çok yeni yatırım alanlarının kurulmasından geçiyor. Bakınız bizde geçmiş yıllarda Türk Bazı Koruma Kanunu vardı. Bu kaldırıldı. Türk Bazı döneminde bu kaldırıldı. Aslında oradaki amaç şu değildi. Yani işte
döviz hareketleri vesaire serbest olsun falan, bütün insanlar kendi ceplerinde döviz dilini gibi taşısın değil. Oradaki amaç Türkiye'ye gelen yabancı sermayeyi biraz denetim altında tutmaktı. Türk parasını koruma kanunu biraz da buydu. Geçmişte şöyle bir ekonomik program vardı ülkemizde. Diyordu ki, işte sen geldin, yabancı sermaye, hoş geldin. Türkiye'de para da kazandın ama kazandığın paranın hepsini tekrar kendi ülkene götüremezsin. Bak, kazandığın paranın %20'sini, bu oranları örnek olarak veriyorum, %20'sini ağır sanayiye yatırım yapman gerekiyor. %30'uyla işte teknolojiye yatırım yapman gerekiyor. Buradan kazandığın, Türkiye'de kazandığın paranın sadece %25'ini kendi ülkene götürebilirsin. Fakat şu an öyle değil. Sermaye hareketleri serbest. Dolayısıyla burada kazanılan parayı çok rahatlıkla kendi ülkelerine götürebiliyorlar. Yani yurt dışına çıkarabiliyorlar. Çok rahatlıkla. Hiçbir denetime de tabi olmaksızın götürebiliyorlar. Tabii ki bu para Türkiye'de yatırıma dönüşürse işte o zaman istemece yetenekli insan sayısı da artar. İşte mühendis anlamında söylüyorum, sizin dediğiniz gibi. Doktor anlamında söylüyorum. İşte bunun yöntemi Türkiye'de aynı İngiltere'nin yaptığı gibi daha farklı bir cazibe merkezi yapmanın yolu da yeni yatırım alanlarının açılmasından geçiyor. Ancak böylelikle mümkün olabilir bu. Yani o zaman üretime dayalı bir ekonomi sistemi inşa etmesi gerekiyor artık Türkiye'nin, kesinlikle. Değil mi? Yani yeni fabrikalar, yeni iş sahaları. Kesinlikle. Yani şimdi geçmiş dönemlerde biz 1930 Sanayi Kongresi diye bir kitap bulmuştuk. Türkiye Büyük Meclisi'nin kütüphanesinde. 1930 yılında bir sanayi kongresi tertiplenmiş. Çok kısaca ben geçişini gerçekleştireyim, bir şeyden bahsedeyim. Yani şimdi 1930 yılında bir sanayi kongresi tertipleniyor. Bu sanayi kongresinde çok enteresan kararlar alınıyor. Yani Türkiye planlı ekonomiye de oradan geçiş yapıyor. O sanayi kongresinin neticeleriyle birlikte. Ve ardı ardına böyle pıtrak gibi işte sanayi kuruluşları, işte kağıt fabrikalarımız, sanayi kuruluşları vesaire vesaire peşi peşine sıralanıyor. Çünkü 1930 yılıyla birlikte artık devlet özel müteşebbisin Türkiye'de büyümesi, gelişmesi biraz güç, sermayesi yetersiz. Bir de ana unsurlar işte elektrikti vesaireydi gibi ana unsurları bu özel sermayenin kendisinin yaratabilmesi de güç. Onun için devlet ekonomik alanda artık bu konuda müdahil olmalı diye peş peşe sanayi yatırımı devletin kendisi gerçekleştiriyor. Hatta kulakları çınlasın, bu tarih enstitüsünden bir hocamızla birlikte, Hacettin Üniversitesi tarih enstitüsünden hocamızla birlikte o bulduğumuz sanayi kongresi kitapçığı biraz dili ağırdı. Onun katkısıyla da biz bunu dilini sadeleştirdik. Ve orada o dönemde çıkan yabancı gazetelerden de, İngiliz, Fransız gazetelerinde de bazı başlıklar bizim dikkatimizi çekti. Orada diyor ki gazete başlıklarında, biz hep şunu biliriz, işte Alman mucizesi, Japon mucizesi vesaire. O Avrupalı gazeteler Türk mucizesi de başlık atmışlar. Yani 1929'da dünya ekonomik buhran yaşıyor. O buhran yol açtığı yıkım da belli. Bu tarihte zaten belirtilmiş bütün detayıyla. Biz o dönemde peş peşe sanayi yatırımlarını ön plana çıkarıyoruz. Ciddi anlamda. Yani biraz da şu yapılmış, şu gerçekleştirilmiş. Yani o kongrede bir söz var, Gürkan Beyciğim, o beni çok etkilemiştir. Açılış konuşmasında diyorlar ki, arkadaşlar ilk hedef Akdeniz'de başardık, ikinci hedef iktisat başaracağız diyorlar. Bu şiarla yola çıkıyorlar, bu heyecanla, bu coşkuyla yola çıkıyorlar. Ve bu coşku işte, yani bazı şeyleri kabullenebilmek, yani kendini hakikaten, ben böyle yerlerde gelecek millet değilim, ben en üste çıkacak bir milletim. Dolayısıyla da bu yapılması gereken neyse en mükemmeli ben yapabilirim. Bu duygu ve coşkuyla birlikte. Hatta Keremen Halis Ece, dünya güzelimiz o yıllardaki. Onun bir afişini gördüm ben orada. Çok çok hoştu. Keremen Halis Ece'nin gülümseyen bir fotoğrafı vardır. Belki hatırlarsınız, görmüşsünüz daha şurada vesaire. O fotoğrafın yan tarafında Türk güzeli eşittir cihan güzeli. Böyle yazılı. Diğer tarafında da, sağ tarafında da o posterin yani Kerem Halis neden cihan güzel oldu? Çünkü Türk üzümü ve Türk inciriyle beslendi. Bakın böyle afişleri Türkiye'nin her tarafında donatmışlar. Böyle okullara asmışlar, insanların gezi alanlarına koymuşlar vesaire. Burada önce toplumda bu coşkuyu yaratmak gerekiyor. Böylesine coşkuyu yarattığı bir toplumda ne sermayeniz ne de yetenekleriniz zaten yurt dışına gitmezler. Bakın insanlarımız her şeyle birlikte o saray kurumlarına, o SEKA'lar, Etibank'tan, Süberbank'lar vesaire onlara nasıl sarılmışlar? Yani
Onlar belli büyüklüğe, bizim İstanbul'un coşkusu olmasa bu saray kuruluşlarsa da o büyüklüğe erişmesi mümkün değil. Yani sorunuzu tek bir cümleyle cevaplayacak olursak, dediğiniz gibi çok güzel de konuya değindiniz. Evet, o insanları yeniden Türkiye'ye çekmenin yolu var mı? Var tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de yatırım alanlarını genişletmek, sanayi yatırımını yeniden yönelmekle mümkün bu. Evet, çok önemli noktalara temas ettiniz Yavuz Bey. Teşekkürler. Telefon bağlantımız birazdan hazır olacak. Irak ordusundan... Ha, Bahattin Bey. Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş gördük, sağ ol. Teşekkürler efendim. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, tekrar edelim. Irak ordusundan emekli general Bahattin İzzettin Hüseyin Bey şu an telefon attığımızda. Kendisiyle Irak'ı konuşacağız, Türkiye'ye gelişini konuşacağız. Efendim, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Türkiye'ye geleli ne kadar süre geçti? Öncelikle onu sorayım size ben. Hoş geldik. Şereflendik bu konuşmaya. Yavuz Bey de çok sağ olsun seninle beraber. Ama yani bunlar çok güzel bir şirketti. Kimseye de ziyanları yoktu. Hatta insanın da aylıkları var. Çok güzel yani arkadaşlar giderler sigorta yaparlar orada. Yoksa da ikamet muamelesi yaparlar. Hepsi memnundurlar özgürlüğünden. Çünkü çok iyidirler. Ama gelakın bana, ben General Irak ordusundaydım. Alo. Bahattin Bey, sesinizi alıyoruz. Siz anlatın efendim, buyurun. Ben general idim Irak ordusunda kardeşim. Evet. 1966 yılında askeri fakültesine girdim. 69 yılında çıktım. İşte 41 yıl hizmetim oldu Irak ordusunda. 23 yılda harekat diyerek biz orada özne. O oldu. Yani 63 yıl hizmetim var idi Irak ordusunda. Ama hayatımız geçti orada bizim Saddam döneminde savaştan. 72'den 75'e İran Savaşı, sonra Irak-İran Cezayir anlaşması oldu. Yengiç'ten sınır çizildi Irak-İran arasında. Ondan sonra da 80'den 88'e kadar bir daha İran Savaşı geldi. İşte ondan sonra da Kuvvet Savaşı 90-91'e. 2003'te Amerika ihtilal aldı Irak'ı, ordu dağıldı. Bali Bremer'in emri herkes evine gitsin. İşte geldik evimize oturduk. 2007'de emekli oldum. Ondan sonra geldim burada Türkiye'deydim. Şimdi yetişim. Ama işte o zamandan bu zamana farkımız çok oldu. Yani o zamanın askeri ordusu farklıydı indiden. Yani biz o zaman yani asker idi. Ordu idi. Ama şimdi onca değil. Yani fark eder çok. Irak işgal döneminden bize biraz bahseder misiniz? Neler yaşadınız o dönem? Anılarınızı paylaşır mısınız acaba? Nasıl rahat konuşmak lazım. Alo. Amerika'nın Irak işgalinden o dönemde yaşananlardan bize bahseder misiniz acaba? Yani senin Irak işgalinden. Yani biz İran'ın Kişara Savaşı'na girdik. Biz de Kuvvet Savaşı'na girdik. Biz de Kuzey Irak'ta bazı olaylar olardı. O da işte vaktiydi. Yani biterdi, giderdi. Ama İran Savaşı 8 yıl sürdü. Ondan da evvel 3 yıl sürdü. İşte. Ya Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Irak'tan geldiniz, Türkiye'de yaşıyorsunuz artık. Emekli bir Irak ordusundan generalsiniz. Türkiye'ye ilişkin neler anlatırsınız? Yaşamak. Vallahi ben Türkiye'ye 2004'ten başladım, gelip giderdim. Çünkü o zaman Saddam döneminde asker Türkiye'ye gelmezdi, yasaklıydı. Gelen yakalanırdı. Ondan sonra geldik, sonradan işte biraz rahatsız oldum.
Ondan bu yana daha da Elazığ'dan falan hem düşürüz Allah'a iyi oldum. Ama şimdi kalmışık burada, oturmuşuk. Türkiye devleti de, yani memleketi de, insanları da hepsi çok makul, güzel bir insandılar. Ve yani insana da yakındılar, yardım ederler. Yani hem Türkiye güzel, hem devleti güzel, hem hükümeti güzel. Kimseye bir ziyanları yoktu. Yani bizim o gibi değil. Yani valla sen Saddam'ın ordusundaydın. Ya ben Irak'ın ordusundayım. Saddam ordusunda değil. Sen bana söylüyorsun Saddam'ın ordusunda. Ben Irak'ın ordusundaydım. Ama bunu anlamazlar. Sonra ilk defa olarak 2003 2004'te Bolu Bremer'in emrinden sonra biraz bu sünneşi falan bu fitneleri attılar ortaya, Kürt, Türkmen, Arap. İşte aranı bulaştırdılar. Ondan sonra şimdi biraz iyi oldu. Şimdi döndü aynen halına. Allah kerim de Allah iyi eder inşallah. Ki Irak ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? İki ülke halkının birlikteliğine ilişkin neler söylersiniz Bahattin Bey? Irak işgal, şimdiye tekin işgal altındadır. Ki Irak dostluğunu, Irak iki ülke halklarının ilişkisini, birlikteliğini nasıl yorumlarsınız? Anlamadım. Irak halkının ilişkisini, birlikteliğini nasıl değerlendirirsiniz? Dostluğunu nasıl yorumlarsınız? Vallahi onu biz temenni ederiz Allah'tan. Birlik beraberlik olsun Irak'ta. Birbirlerini sevsinler. Zaten de bu var idi yani. Bundan önce, işgalden önce bu var idi. Yani tamam Saddam biraz zalimiydi falan diyerdiler. Biz hepimiz kardeş gibi yaşardık. Ama bu Yemen'in 2003'ten bu yana bu fitneler oldu. Biraz inşallah düzeldi. Yavaş yavaş düzeldi de zaten. Şimdi Kerkük'te Kürt var, Arap var, Türkmen var, Hristiyan var, Kal'a Cavri var, Mesih'i var. Hepsi kardeş kimyası, asıl Kerkükliler. Kardeş kimyasılar. Ama ayrısı gelenler işte umur bekçileri. Dışarıdan gelen insanlar şey ediler. Yani kavga yapırlar, hırsızlık yapırlar, insan kaçırdılar. Ama Kerkük olan Kerkük'te eğer Arabı, Kürt'ü, Türkmen'i olsun, hepsi eskiler falan, aslı Kerkük halkı, hepsi kardeşler, kardeş gibi inşallah. Bahattin Bey, son eklemek istedikleriniz, anlatmak istediğiniz varsa onları da alalım. Daha sonra size teşekkür edeceğiz efendim. Sizi teşekkür ederim, sağ olasın. Hatırınızdan teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim, Irak ordusundan emekli general Bahattin İzzettin Hüseyin'le bir telefon bağlantısı gerçekleştik. Son vurgu noktasında Kerkük'teki birlik bütünlükten bahsetti. Halkın bir arada yaşaması, farklı etnik ve dini kökenlere bağlı olarak bir arada yaşadıklarını söyledi. Tam bu noktada sözü o zaman Mevlam Bey'e bırakalım. Oradan Kerkük'ü konuşarak, Irak'ı konuşarak devam edelim. Mevlam Bey de değerli izleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Ekranları yeni açan izleyiciler için. Kerkük'lü kendisi. Efendim, Türkiye'ye gelişiniz ne kadar yıl oldu? Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Ve ardından bize biraz Kerkük'ü, Kerkük'ün tarihinden bahseder misiniz, anlatır mısınız? Öncelikle memnun olurum siz Ulusal kanalından. Bir de Yavuz Bey'de memnun olurum buraya geldiğim için. Ben Türkiye'ye 2013 yılında geldim buraya. Bir de geldim gittim, ara verdim, geldim gittim. Tam şimdi 5 sene oldu buradayım ben. 5 sene oldu buradayım. Geldim buradayım. Şimdi Kerkük'ün kalası şeyleri var, kalları var, cüze şeyleri var. Tarihi yerleri var orada şeyde. Bir de bizim orada şeyler var. Türk kumandanlar var. Orada vefat etmiş, şehit olmuşlar. Komutan Mustafa Muzaffer Ahmet 1897 yılında vefat etmiş. Bir de komutan Muhammed Lutfi
Onlar da vefat etmiş. Orada 1880 yılında vefat etmiş orada. Onlar inşallah kısmet olursa, nasip olursa oraya giderseniz görürsünüz orayı. Ne oralar güzel yerdi, güzel ülkedir. Farklıdır. Duruşmalar sadece Çerçük'te değil. Her yerde var. Bağdat'ta var, Talafar'da var. Her yerde var yani. Beraber şey edilir, yaşıyorlar. Türkmen olsun, Türk olsun, Arap olsun. Beraber şey ediyorlar. Birlikte yaşam Yaşıyorlar. sürüyorlar. Evet. Şimdi Kerkük Türkmenler için ne ifade ediyor? Yani bu söylediğiniz isimler Kerkük Türkmenler için önemli. Türkiye açısından nasıl değerlendirirsiniz, ne anlatırsınız? Türkmenler için önemli bir memleket şeydir. Kent, evet. Kent yanlarında. Güzel bir şeydi yani. Yanlarında çok önemlidir yani. Yani Çerçük yani sınırdı artık. Çerçük dediğin zaman Türkmenlerin yanında bir sınır bir şeydir yani. Evet. Tam olarak şeydir yani yanlarında. Evet. Sizin Türkiye'ye geliş nasıl oldu? Eğitim, sağlık, yatırım? Ben öncelikle şeyden geldim, öyle seyahat için geldim. Daha bir uzun süre kaldım burada ben daha. Türkiye'de Türkiye'de kaldınız. Evet. kaldım, evet. Peki Türkmenler oturum izni, şimdi sigorta danışmanı olarak Evet. biliyoruz sizi. Türkmenlerin ya da işte Irakların oturum izni alması, o süreçler nasıl oluyor? Karşılaştıkları sorunlar var mı? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Şimdi bazı Türkmenler şey var, öğrenciler var, geliyorlar buraya, oturum izni alıyorlar. Bir de sigorta yapıyorlar. Bazı bilmiyorlar. Yanlış şirketlere gidiyorlar. Onları kandırıyorlar. Yanlış yerden fazla para alıyorlar onlardan. Bilmiyorlar hangi yerlere gidiyorlar. İşte onları tanımak lazım. Bizleri şey tanısın, şey olsun. Her yere gitmesler, kandırmasalar onları. Yanlış yere gitmesler, şey olmasalar yani. Siz yönlendiriyor musunuz Irak'tan gelen ya da Aynı Kerkük'ten Yıldırım gelen aynı Türkmen celleri bize gençleri? Türkmenler aynı. Peki Kerkük'te başka eğitimin dışında geliyor mu Türkiye'ye sağlık için, yatırım için? Sağlık için de geliyorlar bazen. Sağlık için geliyorlar. Bir de yani her şey için geliyorlar buraya. Öğrenciler şey olsun, sağlık için olsun. Geliyorlar. Nasıl buldunuz? Siz nasıl buluyorsunuz Türkiye'yi? Ben Türkiye'yi çok güzel biliyorum. Zaten 5 sene oldu buradayım. Memnunum yani burada Yemek yaşamaya. Türk yemeklerini Türk gerçi yemeklerde benzerlik vardır Aynen fark Kerkük'te. yoktu yani. Değil mi? Benziyor. Aynen doğru. Yavuz Bey nasıl değerlendirirsiniz siz? Öncelikle Kerkük yemeklerini birlikte gittiğimizde Ha yiyeceğiz. onu Siz de evet. çok hoşlanacaksınız o yemeklerden. Onu izleyicilerimize hatırlatalım. Değerli izleyenler, normalde biz bugün Irak'ta Kerkük'te olacaktık ancak bazı sebeplerden dolayı kaldı bu hafta gidişimiz. İnşallah önümüzdeki Önümüzdeki hafta hafta evet. Kerkük'te olacağız. Kerkük'ü daha yakından tanıtacağız sizlere. Daha ulusal kanal ekranlarında taşıma fırsatımız olacak. Bu vesileyle onu da hatırlatmış Umarım olalım. tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi az önce Sayın Bahattin Bey güzel bir şeyden bahsetti. Yani orada Irak'ta aslında Araplar, Kürtler, Türkmenlerin kardeş olarak yaşadıklarından bahsetti. Şimdi çok sohbetle ediyoruz tabii buraya gelen Aha. Türkmen arkadaşlarla, kardeşlerle, diğer Irak vatandaşlarıyla hepsiyle sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerdeki genel yaklaşım şu. Geçmişte böyle bir sorun yok idi Irak'ta. Şimdi Irak'ta insanların böyle çok fazla bir şeyleri yoktu. Yani senin etnik kökenin şudur, bu anlatılanlar böyle. Benim etnik kökenim şudur, sen benim düşmanımsın, işte sen benim dostum olamazsın gibi bir yaklaşım yoktu. Herkes kendisini bir ülkenin vatandaşı olarak addediyordu, böyleydi. İşte Amerika hep tarihte olduğu gibi ne zaman ki oraya demokrasi götürmeye karar Evet, verdi tırnak içi demokrasi, evet. ve bu sanki şu kağıt parçası kadar dünyada demokrasi ve barış götürdüğü, insan haklarını götürdüğü bir toprak parçası varmış gibi. Ne zaman ki Irak'ta bu demokrasi insan haklarını götürmeye karar verdi Amerika, artık orada etnik ayrımcılık ön plana çıktı. İşte mezhepsel ayrımcılık da ön plana çıktı. İşte Şiiler, Sünniler vesaire veya işte Araplar, Kürtler, Türkmenler. Şimdi hep bunları körükledi tabii ki. Ve oradaki o devletin düzen, dirlik ve dirayetini bozdu. Şimdi dolayısıyla bir ülkenin kendi öz temelleri yani böylesine bir arada olmak,
işte bir Irak vatandaşı olarak yaşamak gibi böyle temeller ortadan kalkarsa, dolayısıyla insanlar da oradan göç ediyorlar tabii ki. Çünkü insanların kendi has bir gelecekleri var. O geleceklerin yön vermeleri gerekiyor. İşte o çözülmeyi devlet katında gördüğü zaman da, o geçen programda çok bahsettik. Yani devlet hakikaten çok önemli kavram. Evet. Devleti yanınızda, arkanızda, her tarafınızda, günlük yaşamınızda, aldığınız havada, içtiğiniz suda vesaire hissetmeniz gerekiyor. Hissedemezsiniz de kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Dolayısıyla da son derece doğal, işte Irak vatandaşları veya diğer ülke vatandaşları Türkiye'ye geliyorlar ve büyük bir çoğunluğu düzenli göç kapsamında Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de kendi yaşamlarına bir yön vermeye çalışıyorlar. Bu son derece doğal bir şey. Yani hakikaten önemliydi o açıdan. Bahattin Bey'in bu vurgular özellikle önemliydi. Orada bir vurgu da hakikaten hoştu. Şimdi kendisini Saddam ordusunun değil, Irak ordusunun emekli bir general diye tanıttı. İşte bir insanın kendi görev anlamında vesaire her anlamda kendisini devlete ait hissetmesi, belli bir yere, belli bir mertebeye, belli bir örgüte, evet, ideolojik yapılanmaya vesaire ait değil de o duyguyu devletin olarak ortaya koyması, ben devletin bir yolu kendisi ortaya koyması gerçekten doğru bir düşünce. Ha, bu düşünce artık dünyanın birçok yerinde maalesef ki zayıfladı. Zayıfladığı zaman da işte her anlamda, yani bu yetenek anlamında, sermaye anlamında, böyle kişisel beceriler anlamında, bu kültürel bir birikim de olabilir bu. İşte insanlar bu sefer farklı yerlere göç ediyorlar, gidiyorlar. Benim bir şey daha dikkatimi çekti geçmişte, çok kısa. Şimdi bir tesadüfen bu Cebeci Asil Mezarlığı'na gittik. Şimdi orada Kemal Köksal arkadaşımız da, yad edelim onu da, Nurşin'de yazsın, kendisi defnetmeye gittik. Ve tesadüfen orada dolaşır iken, ben ilk defa görmüştüm orayı, orada ecnebi mezarlık kısmı da var. Şimdi oradaki, işte orada Ermeni, Yahudi vesaire farklı dinlere mensup bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vefat ettiklerinde oraya defnedilmişler. Ve onların mezar taşlarındaki dikkatimi çeken unsur, yani en son ölüm tarihi 1984 yazılı. Öyle yazılmış taşlarda. Yani 1984'ten sonra bir insanlar vefat etmediler mi? Olası değil. Yani evet, vefat ettiler tabii ki ama orada hiç mezar yoktu. 1985 ölüm tarihi yazan bir mezar taşı yoktu. Neden? Yani o kesim Ankara'dan göç etmiş. Ankara'dan göç etmiş de İstanbul'a mı gitmiş, İzmir'e gitmiş? Hayır, muhtemelen başka bir ülkeye göç ettiler onlar. Şehir değiştirmekten ziyade farklı bir ülkeye gittiler. Ya bu insanlar kimlerdir? İşte bu topraklarda doğmuşlar vesaire. Buranın kültürel birikimi içerisinde yoğrulmuş insanlar. İşte bu da bir kültürel bir göç anlamında. İşte insan kendisini bulunduğu ortamda belli şeyleri eksik, belli şeyleri tam yerine oturmamış gördüğü zaman da göç duygusu insanın aslında sığınabileceği yegane kavramlardan bir tanesi. İşte Türkiye'nin tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de o. Biz geçen programda şöyle bir şeyden bahsettik. Gürkan Beyciğim, dedik ki işte insanlar buraya iş olanaklarının daha rahat olmasından dolayı geliyorlar diye. Aslında şu şöyle anlaşılmasın. Yani buradaki maksat şu değil. Her iş isteyen insana Türkiye'de iş bulunuyor anlamında değil. Oradaki kasıt şuydu. Kendi ülkelerine kıyasla oradaki işsizlik oranı %60 ise bizim ülkemizdeki işsizlik oranı %10'ların üzerinde vesaire. Buradaki iş olanakları kendi ülkelerine kıyasla, yani kendi ülkeleri derken işte Orta Doğu ülkelerini kastediyorum veya Türkiye Cumhuriyetleri kastediyorum. O ülkelerdeki iş olanağı bulmaya kıyasla Türkiye'de iş olanağı bulmak daha rahat. Bir de hakikaten bizde bu yetenek göçü var son dönemlerde. Arttı, artarak da devam ediyor. Ve birçok kurumdaki böylesine oraya bilgi düzeyine katkı sunan bireylerin artık farklı ülkelere göç ettiğini görüyoruz. O anlamda da, o alanda da, bu alanlarda da artık Türkiye'de belli bir yetenek ihtiyacı var. Bu hissediliyor. İşte bu anlamda bu ihtiyacı gördüğü zaman da diğer ülkedeki insanlar da Türkiye'ye tercih edip buraya rahatlıkla geliyorlar. Evet. 16 Ekim'de veriler var. Eylül ayına ilişkin konut rakamları da açıklandı. Şimdi yatırım vesaire bahsediyoruz. Irak, evet, vatandaşları birinci sırada. Mevlam Bey, neler söylersiniz? Iraklılar en çok Türkiye'de konut alan yabancılar sıralamasında birinci sırada. Iraklılar. Evet. Irak'ı İran takip ediyor. Bölge ülkeleri. İran'ı Rusya takip ediyor. Ruslar takip ediyor. Mesela 781
adet konut Iraklar satın almış. 489 konutla İran, 248 konutla Rusya Federasyonu. Az önce çok güzel bir şey söylediniz programdan önce. Yani bu konutlarla, konutların ülkeler içinde sıralamasıyla alakalı hakikaten onu çok güzel ifade ettiniz. Bu biraz da bölgesel şu anki siyasi ittifakları da andıran bir sıralama evet, değil mi? Yani Türkiye, İran, Rusya, Irak bölgesel işbirliği noktasında konut satışına da yansımış yani. Evet. Irak, İran, Rusya diye gidiyor. Evet. Şimdi bu konut alımları yani yabancı uyruklu vatandaşlarla alakalı artık belli bir düzeye erişti. Yani burada yaşamaya karar veren insanlar özellikle 2013 yılındaki ikamet izinleri yönetmeli değişikten sonra burada insanların daha belirginleşti ve daha böyle sistematik hale getirildi. Türkiye'ye gelen insanlar oturum izni almaları süreci. İşte 2013 yılında birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulup İl Göç İdaresi taşa teşkilatlar oluşturduktan sonra daha sistematikleşti insanların oturum izni alabilmeleri. Dolayısıyla insanlara o sistematik düzeni görünce de insanlar tamam artık Türkiye'de bu belli olmuştur. Ben rahatlıkla burada yaşayıp yerleşebilirim buraya diye. Hatta geçmiş dönemde o rakamları da vermiştik, açıklamıştık. İşte 2019'un 9. ayı itibariyle işte 1 milyon kişi olmuş. Yani 1 milyon üzerinde ikamet izni almış insanlar Türkiye'de kalmak amacıyla. İşte ondan önceki yıl 850 bindi alan insan sayısı. 2019'da 1 milyonlara çıkmış bu. Tabii bu artışla birlikte insanlar buraya kalmaya karar verince konut yatırımlarını gerçekleştirmişler. Orada yanlış bilmiyorsam bu yabancı vatandaşların konut alımlarında biraz durağanlık var. Bir düşüşlük galiba. Söz konusu. Evet. Evet. Çünkü o anlamda buraya yaşamaya karar verenlerin büyük çoğunluğu konutlarını edindiler zaten. Aldılar. Buraya yerleştirdiler. Çocuklar okula başladı vesaire. Evet. Kendileri çeşitli iş imkanlarına kavuştular. Ondan dolayıdır o düşüş muhtemelen. O zaman bu ikinci, üçüncü, dördüncü evi filan konutu alıyor. Gibi olur. Veya sonraki kuşaklar olur. Veya buraya gelen insanın işte kendi yakınları, şimdi insanlar bakıyorlar, izliyorlar, konuşuyorlar. Türkiye'de yaşam nasıl, rahat mı buraya kıyasla diye. Şu mesajı aldığı zaman evet burada her anlamda rahatız biz. Yani akşamları evimizden çıkıp rahatlıkla işte sokaklarda dolaşabiliyoruz. Aynen. Burada bir istediğimiz yere gidebiliyoruz. Hiç kimse bize sen nereye gidiyorsun bu saatte, geç bakalım evine demiyor. O anlamda biz burada rahatız. Buyurun siz de gelin dediği zaman da ve gelen insan sayısında bir artış var. Şimdi bu son gelen insanlar da hatta biz son dönemlerde uzun yıllardır bu işi yapmamıza rağmen son dönemlerde hep böyle ilk defa gördüğümüz yabancı vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Yani büyük bir çoğunluğu hep geçmişten tanıdığımız insanlar son dönemlerde ilk defa tanıdığımız insanlar da gelmeye başladı. Yani yeni bir dalga daha var. Bu düzensiz göç anlamında veya sığınmacı anlamında söylemiyorum bunu. Düzenli göç anlamında. İşte kendi vizesini almış, olanaklarını yaratmış, gelmiş Türkiye'de evini satın almış veya şimdilik bir kirada durayım da bir araştırayım demiş veya bir sene kadar kalayım buradaki ticari yatırım olanaklarını bir araştırayım demiş. O insanlar hep yeni tanıdığı insanlar çok fazlalaştı, oldukça fazla. Öğrenci sayısında ciddi bir artış var. Özellikle yabancı bu sene, öğrenci. Evet, yabancı öğrenciler ciddi bir artış var. Özellikle bu sene. Bu sayı oldukça arttı. Bir de özellikle Ankara Üniversitesi bunu yapıyor ve gerçekten doğru yapıyor bence. Şimdi birçok ülkede de sınav, bu yabancı öğrenci sınavını farklı ülkelerde de gerçekleştiriyor zamanlı olarak. Evet. Yavuz Bey, öğrenciye bağladınız. Bir telefon bağlantımız daha olacak. Tabii ki. Somalili bir öğrenci arkadaşımız hattımızda. Eğitim için Türkiye'ye geldi daha doğrusu. Abşir Bey hattımızda. Abşir Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktan Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Abşir Bey, şimdi burada Yavuz Bey'le, Mevlam Bey'le Irak esasında konuştuk ama tabii Yavuz Bey de konuyu Türkiye'ye gelen öğrencilere getirdi. Biraz da sizden dinleyelim. Türkiye'ye öğrenci olarak geldiniz, kaldınız. Kaç yıl oldu? Bize neler anlatırsınız bir Somalili olarak? Veriyorum Yavuz Bey ve Mevlam Bey'le. Memnun oldum. Sizler de aradığınız için teşekkür ederim. Şimdi biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde yani bugüne kadar çok değişik, çok farklı oldu.
şu an Türkiye'ye geldiğinizde şu ana kadar çok şey oluyor. Öğrenci gelen çok kişi oldu. 35 bin, 30 bin kişi, 30 bin öğrenci olarak şey var. Somali öğrenciler var. Ankara'da, İstanbul'da, bütün ilçelerde var. İlk geldiğimizde öğrenciler çok azdı. 100 kişi olarak geldik ama şu an şey olarak geliyorlar. Hem özel olarak da var, hem burs olarak gelen olanlar da var. Şu an burs olarak gelenler çok az oldu. Ama özel olarak girenler de çok var şu an. Eskiden burs olarak çok geliyordu. Şu an özel okullar, özel üniversiteler çok olduğu için, bir de imkan olduğu için, imkan olanlar, parası olanlar artık geliyorlar. Parası olmayanlar da nasip olacak şey başvuruyor. Türkiye bursları YTB olarak başvuruyorlar. Yılda 100 kişi falan şey yapıyor, kabul ediyorlar. Ben de YTB olarak, burs olarak Türkiye'ye geldim 2014, 2013, 2014 yılında. Burs olarak kazandım. Gezi Üniversitesi okudum. Bilgisayar mühendisi. İşte böyle oldu. Değişik programlarla gelen var. Erasmus olarak gelenler, Avrupa'dan gelen var. Afrika'dan gelen var. Ama çoğunluğu Afrika'dan geliyor bir de. Mevlana Bey'in şey memleketinden, Irak'tan gelenler çok oluyor. İngilizce, Türkçe olarak gelenler böyle oluyor işte. Çin öğrenciler. Peki bu gelenler, yani eğitim için gelenler için oturum izni alma şartı var mı? O süreç nasıl işliyor? İkamet izni vesaire, ikamet alma, belirleme. Tabii ki de. Biz ilk geldiğimizde kendimiz şey başvuru canlı şey başvuru olarak internet üzerinden yoktu. Bir iki tane evrak veriyorlardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden adı soyadı, pasaport numara, telefon numara, adres yazıyordu. Öyle alıyordu. Defter gibi bir küçük bir defter veriyorlardı ikamet oturma izni olarak. Ama 2014 yılından sonra İçişleri Bakanlığı şey bilgisayar üzerinden, internet üzerinden artık başvuru yapabiliyorsun. Oradan şey yazıyorsun. İlk başvuru alan var, kısa dönem olan var, öğrenci olarak alan da var. Bir tablo üzerinde olan şey var, oturma izinler. Öğrenci olarak zaten artık şey oldu, öğrenci olarak başvuru yapıyoruz. Kendini başvurabiliyorsun ya da sağlık ofisler ya da ajans falan şeyler var, ofisler var her yerde. Oradan başvuru yapıyorlar. Şimdi de başvuru yapmak için illa ki sağlık sigorta gerekiyor. Özel sağlık sigorta. Özel sağlık sigorta olmadan artık başvuru alamıyorsun. Çünkü poliçe numarası gerekiyor. Poliçe numarası, onu doldurmadan hiç aslında şey geçemiyorsun. Yani ikinci sayfada, üçüncü sayfada ileri diyemiyorsun. İlla ki poliçe numarası alıyorsun. Özel sağlık sigorta yaptırman gerekiyor. Ondan sonra başvuru bittikten sonra evraklar hepsi hazırlıyorsun. Bazı üniversiteler direkt şey yapıyor. Öğrenci kendisine gidiyor. Göçü Dersi Genel Müdürlüğü ya da birkaç üniversite. Ankara Yıldırım Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İTÜ Üniversitesi, ODTÜ Üniversitesi. Bazı üniversiteler direkt üniversiteye gidiyorsun başvuru yaptıktan sonra. Özel sağlık sigorta yaptıktan sonra bütün şeyler tamamlıyorsun. Üniversite kendini alıp şey götürüyor Göçü Dersi'ni. 15 gün içerisinde kendi üniversitesine geliyor. Üniversitesini oradan alabiliyorsun. Ya da bazı üniversitelerde öğrenci kendisini şey gidiyor. 15 gün içerisinde oturma izni alabiliyor. Yani bu tarz aşamalardan geçiyor bütün yabancı öğrenciler diyorsunuz. Tabii ki. Somali'den kalktınız geldiniz Türkiye'ye. Somaliler çok tercih ediyor mu Türkiye'yi? Birkaç cümlede onu değerlendirir, yorumlar mısınız? Soru tekrarlayabilir misin? Ya Somalili öğrenciler ya da Somalili vatandaşlar Türkiye'yi çok tercih ediyor mu? Birkaç cümlede onu yorumlar Tabii mısınız? ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Eskiden ve şu an çok özel kendi şey, özel üniversiteler gelen çok oldu zaten. Burs olan gelen çok az olduğu için. Artık Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi çok şey okuyan Somali var. Akdeniz Üniversitesi, bir de İstanbul Üniversitesi. Oralarda hep Somali okuyanlar var. Zaten Yavuz abinin, Yavuz Bey'in yanında şey yani %70, %50 oraya gelen zaten öğrenciler Somali oluyor. Somali vatandaş oluyor. Yardım görüyorlar Allah razı olsun Yavuz abiden de. Peki, başka eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz var mı? Buradan çok teşekkür ediyorum. Türkiye Devleti olarak, buradan Türkiye Cumhuriyeti olarak çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sunduğu için. Çünkü biz de burs olarak geldim Türkiye'ye. Allah razı olsun onlardan da Türkiye Devleti, Türkiye halkına
İşte tekrar teşekkür ediyorum. Size aradığınız için çok teşekkür ediyorum Görkem Bey. Davos de buradan selam veriyorum. Mevlen İzzettin de buradan selam veriyorum. Size kolay gelsin diliyorum. Teşekkürler. Biz de size iyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet, değerli Ulusal İyi Kanal izleyicileri. akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Apşila'dan Muhammed konuğum telefon bağlantısıyla programımıza bağlandı. Konuğumuz oldu. Somalili bir öğrenci. Daha doğrusu öğrenci olarak Türkiye'ye geldi. Okudu. Evet. Artık Türkiye'de iş hayatına da İş hayatına atılıyor. atılmış, Tabii. atılmak üzere ya da atılıyor Evet. ve devam ediyor yani iş hayatı açısından. Yavuz Bey poliçe numarası alıyorlar dedi. Siz bu süreçte devreye giriyorsunuz sanırım, değil mi? Evet. Şimdi bu göç idaresini bu e-ikamet dediğimiz randevu sisteminde insanların randevusunu alabilmesi için daha önce bahsetmiştik. Bu ilgili yönetmelik diyor ki kendi sağlık imkanı kendin sağla. Şimdi bununla alakalı da insanlar özel sağlık sigorta poliçesi yaptırmak zorundalar. Ve bu yaptırdıkları sağlık sigorta poliçesi artık o entegre edilmiş. Yani SAKMER diye tabir edilen sistemle göç idaresi ve ikamet sistemi entegre edilmiş. Bu sigorta poliçesini o sistem okumadan yani hakikaten bu poliçe üretilmiş mi diye randevuyu devam ettiremiyorsunuz. Mutlaka orada sigorta poliçesini yaptırmalı kişi. Yaptırdıktan sonra randevusuna devam edebiliyor. O yüzden sigorta poliçesi burada önem arz ediyor. Yani artık şu yok, önce randevumu alayım sonra ben sigortamı yaptırayım yok. Önce sigortasını yaptırmalı ondan sonra randevusunu alabilir insanlar. Yöntemi bu, Evet, seçenek bu. poliçe yani sigorta yaptırmak için de size Geliyorlar, evet sigorta poliçelerini biz düzenliyoruz. Ve buna mukabil de bir ücret almak için insanlardan bu randevuların zaten başvurularını biz kendimiz yapıyoruz Ha, onları. randevu, başvuru vesaire süreçleri Hepsini ücretsiz yapıyoruz. ama Ücretsiz. poliçenin... Ücreti zaten üzerinde yazılıdır. O kağıdın üzerinde yazılıdır. Ne kadar prim ödemesi gerektiği. O ilgili prim ne yazıyorsa gösteriyoruz ilgili kişiye. Ve o tutarı biz kendisine tahsis ediyoruz. Yani onun dışında asla ve asla bizden başka bir ücret alınmaz. Evet. Bizim bünyemizde. Evet, Asla tekrar alınmaz. tekrar da hatırlatalım. Dil fark etmiyor, değil mi? Hiç Yabancı. fark etmiyor. Her dille hitap edebiliyoruz rahatlıkla Yardımcı kendilerine. oluyorsunuz. Evet kesinlikle. Tercüme arkadaşlarımız mevcut bünyemizde. Dilin hiç önemi yok. Evet. Hangi dil olsa olsun. Bir izleyicimiz Twitter'dan görüşünü paylaşmış programımızla ilgili. Kendisine teşekkür ederim. Programı Türkiye'de yaşayan, yurt dışından gelen insanlar hakkında doğru algılar oluşturmak bakımından çok yararlı diyor. Aydınlatıcı bir program. Türkiye'nin değerini daha iyi anlamak bakımından da önemli diyor. Böyle bir Twitter'dan yorum gelmiş. Çok hoş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Teşekkür ederiz. Yani şu önemliydi. Zaten hep bunu arzuladık biz. Şunu ayırt etmek gerekiyor. Şimdi bir sığınmacı statüsünde, bir mülteci Evet. kapsamında Türkiye'ye gelen insanlarla artık onlar belli zordan dolayı gelmişler. Böyle düzenli göç dediğimiz kendi istek ve rızasıyla Türkiye'ye artık ben burada yaşayayım, burayı kendi ülkeme kıyasla daha düzgün, daha hoş bir yer olarak görüyorum diye. Mesela az önce Bahattin Bey anlatırken burada olmakta ne kadar mutlu olduğunu ifade ettiler. İşte Apşir Bey aynı şekilde. Zaten Mevlan Bey de kendisi ifade etti. Ve buraya daha önce programımıza katılan tüm yabancı ülke vatandaşlar. Yani şunu hiç duymadık. Ben neden Türkiye'ye geldim? Keşke gelmeseydim buraya diye. Şimdi bu insanda şöyle bir algı oluştu. Hep bundan bahsettik. Yani işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vesaire insanlar bu merkezi yerlere gittiğiniz zaman, örneğin Ankara'da, Kızılay'a gittiğiniz zaman orada yoğun, parklarda vesaire işte belli insanlar öbeklenmişler. Orada işte çadır kurmuşlar yeri gelmiş. Yani bundan bir iki sene önce öyleydi. O parklarda insanlar çadır kurup orada kalıyorlardı. Bu sığınmacılar tüm bizim insanımızın gözünde tüm yabancı ülke vatandaşlar böyledir diye bir algı oluşturdular maalesef. Yani bu programda asıl amaçladığımız o. Buraya gelen insanlarla bu sığınmacı olarak gelen insanları farklı olarak görmek gerekiyor. Şimdi bizim konumuzu oluşturan insanlar kesinlikle ve kendi istek ve rızası ile Türkiye'ye gelenler. Burada yaşamaya karar vermişler, yatırım yapmaya, öğrenci eğitime vesaire karar vermiş insanlar. İşte bu algılansın diye biz de çaba sarf ediyoruz zaten ayrım göze çarpsın diye. Teşekkürler efendim. Süremizin sonuna geldik. Mevlan Bey, sizin de son söylemek, eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Benim son şeyim, herkese teşekkür ederim. Çerçeve halkına selam söylüyorum buradan. Çerçeve'den halkına memnunum. Gelsinler, buraya hiç çekilmesinler, hiçbir şeyden gelsinler. Öğrenci olarak gelsinler, sağlıktan isteseler, ne isteseler biz yardımcı oluruz özlerine. Her konuda, emlak işinde, şey işinde ne isteseler biz yardımcı oluruz özlerine.
Ben sizden de memnunum. Ulusal kanallarından memnunum. Her şeyden memnunum. Teşekkürler Rica efendim. Ederim. Kerkük'e biz de buradan selamımızı göndermiş olalım. Evet. Oradaki soydaşlarımıza özellikle. Yavuz Bey, son eklemek istediğiniz varsa birkaç cümleyle. Aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan onlarca sağlığınız için. Tüm Türkmen kardeşlerine hepsine selam ediyoruz. Evet. Peki, teşekkürler. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan sürdürdüğümüz Anadolu Yolu programının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir Anadolu Yolu programıyla buluşmak ve görüşmek dileğiyle herkese mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Hoşça kalın.